daha içeri. Çalsın bu kapı. Her kimsenin canına okuyacağım seni. Senin gerçek arkadaşın olacağım. Seni üzen ailene de, seni üzen arkadaşlarına da ihtiyacın yok. Ben her zaman senin yanında olacağım. Annen ve babandan bile yakın olacağım sana. Bana güvenebilirsin. Sakın unutma. Ben senin en yakın dostun olacağım. Bence artık tanışmamızın vakti de geldi. Ne dersin? En yakın dostun olmama hazır mısın? Şimdi sana vereceğim adrese git ve dediklerimi yap. Eğer kurallara uyarsan şampiyon sen olacaksın. Evet, hazırsan başlıyoruz. Memo'dan mesaj. Acil. Polis arıyorum hemen. Ara. Hadi. Çabuk hadi. Memo kanka. Çöz. Merak etmeyin, bizi kurtaracağım. Şş. Adamlarla anlaştım oğlum. Köşeyi döndük. Çocuk başına 30.000 alacağız. Ne diyorsun sen be? Herhalde oğlum. Az iş yapmıyoruz burada. Bu çocukları o oyunla kandırıp tuzağa çekeceğim diye anamı alıyor burada. Hem bu ne ki? Bu adamlar aracı. Çocukları asıl isteyen hırsızlık çetesi. Kim bilir bu aracılar ne kadar alıyor? Neyse boş ver. Biz alacağımız paraya bakalım. Ne zaman kurtuluyoruz bunlardan? Geceyi bekleyeceğiz. Çocukları limana götüreceğiz. Orada paket teslim. Tamam abi. Ben bir tuvalete gidiyorum. Tamam. Ne oluyor lan orada? Saldır! Hey! Polis! Kımılda var! Polis! Polis! Al orada! Gel buraya! Gel! Abi ikisi kaçar bize! Gel! Ne oluyor? Ne var? Suçumuz yok! Yürü! Tamam, sus! Hadi bakayım! Tamam. Yürü! Çocuklar tamam. Memo! Sana kızsam mı yoksa sana madalya mı taksam bilemiyorum. Hep böyle ikilemde bırakıyorsun beni. Kendinizi nasıl bir tehlikeye attınız böyle? Ama hakkınızı vermeliyim. Sizin sayenizde uzun zamandır peşinde olduğumuz çocuk avcıları çetesini yakaladık. Çocuklar, bazen yaralanırız. Zor zamanlar geçiririz. Sevilmediğimizi, anlaşılmadığımızı düşünürüz. İşte böyle zamanlarda çocuk avcıları bilgisayarları başında sizin gibi kalbi kırık, kendini yalnız hisseden çocukları hedeflerler. Oysa gerçek dostluk ne kadar değerlidir. Böyle sizin gibi etten, kemikten, yanı başınızda gerçek dostluktur değerli olan. Ailenin hakkını vermemiz lazım. O olmasaydı, ipuçları vermeseydi
Ne Bedir'i ne de diğerlerini bulamazdık. Ama bir daha seni hiç küsmeyeceğim. Bir daha yediğin hiçbir şeye laf etmeyeceğim ulan. Bundan sonra söylediklerine inanacağız. Evet, en baştan söylediklerine inanmadığımız için özür dileriz Bedir. Dedeni arayayım mı Memo? Bu olup bitenlerden haberi var mı? Yok, ben eve gidince anlatırım şimdi, telaşlanmasınlar. Peki. Ali sen ne yapacaksın? Üvey abimi ve hapis arkadaşını hapse gönderiyorlar. Sizin sayenizde en büyük kabusumdan kurtuldum Memo. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sen bizi bulup abinin yaptıklarından bahsetmeseydin hiçbir şey yapamazdık. Vallahi Selam ile ben ilk başta senin yalan söylediğini düşündük. Çünkü bir anda ortadan kayboldun yani. Ama Memo ve ben senin doğru söylediğini biliyorduk. Neyse ki seni dinledik. Yoksa Bedir neredeyse mortingen oluyordu. Öyle söyleme Selam. Şakası bile kötü. Peki şimdi ne olacak? Babam alkol sorunu yüzünden hastaneye yatacakmış. Ben de o sırada geçici olarak bir yurda yerleşecekmişim. Orada iyi olacak mı? Şu anki hayatımdan çok daha güzel olacak kesin. Beş kardeşler takımının mekanını biliyorsun. Bizi her zaman ziyaret edebilirsin. Vallahi annen çok güzel yemek yapar. Ya yine ilk hakkına gelen yemek mi ya? Usti. Ya tamam sustum. Tamam sustum sustum. Ay oğlum. Bedir. Çok şükür. Bedir. Ya Memo. Yalnız şimdi siz benim işimi elimden almazsınız değil mi? Yalnız operasyon kulağıma geldi. Vallahi tebrik ederim he. Artık detayları bana verirsin değil mi? Ayıpsın Hamdi abi. Vallahi Hamdi abi, biz o detayları nasıl bulduğumuzu hep arka sokaklardan izliyoruz, görüyoruz. Birazcık Mesut komiseri izle, sen de birkaç bir şey öğrenirsin vallahi. Gözün aydın Zehra, vallahi çok sevindik. Sağ olasın Ayşe, Allah razı olsun. Yarın biz de Eyüp Sultan'a gideceğiz, adak adamıştım. Şeker dağıtacağız. Gelmek istersen... Aa, gelirim tabii. Hangi şekerdin anne? Yani biraz verirsin değil mi ona? Küş Bedir, adak şekerleri sulanma bari, günah. İyi sustum, hepsini ye. Merhabalar. Hoş geldin Osman. Ya... Ya çocuklar siz de kusura bakmayın yani ben şimdi tabii kendi aksiyonumdan sizin aksiyonunuza yani vakit ayıramadım. Ama neyse ki kazası belası atlattık, hadi geçmiş olsun. Hadi geçmiş olsun. Sağ olsun abi. Bedir, sen de aç kaldığın saatlerin acısını çıkarıyorsun aslan. Ya hakkı tabii, ne yapsın. Ha. Sen yiyecek misin bir şeyler? Hı, ben atayım bir tanesini. Koyayım güzel tabağa. Yok yok, bak, vaktim yok, iş beklemez.